Merhaba sevgili izleyiciler. Oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktık. Çok fazla tartışmalar vardı. Belli konularda odaklanmıştı tartışmalar. Siyasi gelişmeler var. Tabii ki hepsini ele alamayacağız ne yazık ki. Önümüzdeki haftalarda daha geniş ele almayı düşünüyoruz. Bugün konumuzun odağında milliyetçilik, ırkçılık ve cinsiyetçilik bağlantısı var, bağlamı var. Biliyorsunuz Kayseri'de başlayan ırkçı saldırılar, Suriyelilere yönelik ırkçı saldırılar Almanya'da da kendini gösterdi. Almanya'da oynanan Avrupa Kupası maçlarında da milliyetçi hezeyanlara tanık olduk. Hatta Berlin sokaklarında yürüyen Türk mülteciler, ülkede mülteci istemiyoruz diye slogan bile attılar. Bütün bunların birbiriyle bağlantısı var elbette. Tabii ki şimdi katılımcılarımız onları değerlendirecekler. Önce Nursel Aydoğan stüdyomuzda, onunla başlayacağız. Kayseri ile başlayalım Nursel. Evet. Yani evet Filiz, Türkiye'nin epey gündemini meşgul eden bir konu oldu tabii ki. Kayseri'de gelişen olaylar esasında yani son özellikle 4-5 yıldan beri yani cinsel taciz, tecavüz meseleleri Türkiye'nin temel meselelerinden biri oldu. Tabii geçmişte de vardı ama bu son 4-5 yıldan beri bunun daha da arttığını biz gözlemliyoruz. Nereden? Hem işte basın yayın aracılığıyla çıkan haberlerden anlıyoruz. Hem de işte taciz ve tecavüz meselesinden kaynaklı gelişen bir takım tepkiler, olaylar onlardan anlıyoruz. Yani ülkenin temel gündemlerinden biri haline geldi. Ama tabii ki yani bu Kayseri'deki mesele bambaşka bir mesele. Sadece şeyle açıklanabilecek bir durum değil. Yani tacizle açıklanacak bir durum değil. Tamam işte bir çocuğun taciz edilmesi meselesi var. Taciz eden kişi, o da genç bir kişi, Suriyeli. Yani burada bu tacizden sonra o bölgenin özellikle işte sağ eğilimli olan kişileri, işte ülkücü, faşist yapılar, daha muhafazakar kesimler belli ki örgütlenmişler ve Suriyelilere yönelik bir linç başlattılar. Yani şeyi değil, yani bu saldırıyı gerçekleştiren kişiye değil de, yani bu olay nezdinde bütün Suriyeliler hedef alındı. Neredeyse o kişinin bulunduğu mahalledeki evler yakılmaya çalışıldı. Yani insanlar darp edildi. Linç edilmeye, iş yerleri yakıldı. Daha yetmedi. Bu Türkiye'nin her tarafına yayılmaya başlandı. Hakikaten kaygı verici bir durumda ortaya çıktı Filiz. Mesela işte Alanya'da 15-16 yaşındaki bir Suriyeli genç 7 arkadaşıyla birlikte bir evde kalıyorlar. Ekonomik nedenlerle çalışmak için gelmişler. O işte genç oradaki bu ırkçı, faşist, şövenist, milliyetçi kesim tarafından darp edildi ve katledildi çocuk. Ondan sonra onun yanındakilerin o 7 gençten 6'sı biri katledildi. 6'sı da yani hastanelik oldular. Hastaneye gittiler, rapor almaya çalıştılar. Orada da bu şey saldırı politikası devam etti. Ne yazık ki yani ülkede Hipokrat yemini ettiği halde bu yemine sadık kalmayan doktorlar var. Yani çok böyle kötü bir şekilde darp edilmelerine rağmen raporlarını bile alamadıklarını biz basından okuduk. Tabii bu olaylardan sonra çeşitli kesimlerden, çevrelerden çok farklı değerlendirmeler yapıldı. Yapılması da gerekiyor tabii. Çünkü bu tehlikeli bir durum. Yani Türkiye'yi eğer böyle devam ederse tehlikeli bir gidişat bekleniyor. Yani insanların neredeyse birbirlerini sokak ortasında linç edeceği, katledeceği durum. Nitekim yani sonra işte Suriyelilerin daha etkin oldukları, daha nüfus anlamında yoğun oldukları yerlerde, örneğin Antep'te bu sefer onlar bir araya geldiler. İşte orada yaşayan işte Türkler ya da başka halklar onlara saldırmaya başladılar. Tabii yani bu tehlikeli bir gidişat hat zatında.
Ama şurada tartışılmıyor Nursel. Yani bunun artık arkasında çok ciddi bir göç meselesi var, savaş meselesi var. Türkiye'nin yanlış uygulamaları var. Evet, hani yoğun bir göç aldı Türkiye. Belki belli yerlerin demografik yapısı bile değişti. Evet. Fakat bütün bunlar da sorgulanmamalı. Suriyelileri istiyoruz, istemiyoruz. Yani esas yani, mesele orada işte. Tabii ki bu AKP-MHP iktidarının bir göç politikası demeyeceğim. Yani farklı farklı nedenlerle. Yani işte örneğin hep tartışıyoruz. Misak-ı milli sınırlarını genişletme. Hazır Suriye'de bir iç savaş çıkmışken işte misak-ı milliyi evet nereye kadar genişletebiliriz? İşte Halep eskiden Osmanlı'nın da Halep'i içine alan hatta Şam'a kadar uzanan işte oradan Musul Kerke'ye katan hatta işte geçen hafta da tartıştık işte Erbil'i de içine alan bir şey politikası var. Ve bu politikaya hizmet edecek şekilde bir göçü iktidarın teşvik etme durumu oldu ve işte bazılarına göre 5 milyon yani hükümete göre 4-5 milyon arası diğer işte bu konuyla ilgili yazan çizen insanlar araştırma yapanlara göre 7-8 milyonu aşan bir şey var, göç var. Hem Suriye'den gelen Arap ve Kürt göçü, farklı halklardan olan göçler, işte Afganistan göçü var bir taraftan, İran sınırı geçerek geliyorlar yani öyle bir tablo var. Yani sonuç olarak Türkiye'de 10 milyona yakın bir göçmenden söz ediliyor. Fakat buradaki yanlış olan şey şu. Yani Türkiye'de ne olursa, kötü olan ne varsa göçmenlere bağlanıyor. İşin ilginç yanı, buna bağlayanlar da Türkiye'de muhalif diyebileceğimiz bir kesim. Yani işte CHP'nin bir belediye başkanı çıkıyor. Düzce gibi bir yerde Suriyeliler istemiyorum diyor. Suriyelilerin su parasını yükseltiyor. Bilmem işte belediyeyle ilgili diğer aldıkları hizmet karşılığı ödenen parayı yükseltiyor. Bunu açık açık televizyonlarda söylüyor. Diğer taraftan işte hükümet ortağı olmasına rağmen MHP bunu yapıyor. İşte AKP'de politikasının doğru olduğunu savunuyor gibi görünüyor. Ama yani bütün bunlara karşılık bir iktidar partisi olarak da bir tedbir önlem almıyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yani bizim gibi ülkelerde, Türkiye'de diyeyim, eğer bu tip şeyler oluyorsa bunun arkasında mutlaka iktidarlar ve devlet vardır. Yani iktidar ve devlet bunun altyapısını oluşturmadığı müddetçe ben yani Türkiye'deki insanların lince kadar varan böyle bir saldırıya girişebileceklerini sanmıyorum. Şimdi tabii bunun zeminini oluşturdular. Yıllardan beri zeminini oluşturdular. En ufak işte bir şey, olumsuzluk durumunu Suriyelilere yüklemeye başladılar. Artık öyle ki Suriyeliler şey oldu, günah keçisi oldular. Hiç kimse iktidarın göçmen politikasını şey yapmadı, sorgulamadı. Şimdi bakıyorsunuz bu işte linç politikaları sonunda ne oldu Filiz? Yani MHP'nin tabanı sokağa çıktı. Biraz önce dedim ya hiçbir şey bir planlamanın dışında değil. MHP uzun süreden beri tabanını sokağa çıkartacak, böyle işte şiddeti yayacak bir gerekçe bulamadı. Zaten bir Kürt sorunu var, Kürt meselesi var. O nedenle işte zaman zaman Kürtlere yönelik bir saldırı oluyor. İşte Sakarya'ya, bilmem Karadeniz'e, Ege'ye giden Kürt işçiler, işte Kürtçe konuştukları için ya da böyle bir fındık kabını doldurmayacak meselelerden kaynaklı saldırıyla karşı karşıya kalıyorlar, hastanelik oluyorlar, lince uğruyorlar. Şarkı yani söyleyen öldürülüp evet yani bir şey var ellerinde. Yani Kürt sorunundan kaynaklı bir şey var, durum var yani saldırı gerekçesi yapabilecekleri bir durum var. Fakat bunu yeteri kadar yapamıyorlar. Şimdi MHP bana göre uzun süreden beri tabanını sokağa çıkaramıyordu. Şimdi orada bir tane Suriyelinin yaptığı bir tacizden kaynaklı bütün bu faşist,
ırkçı, milliyetçi guru sokağa çıktı. Yani bir sokaktaki bütün evleri yakmak ne demek? Yani bir insanı katletmek ne demek? Türkiye'de ilk olan mıdır taciz? Biraz önce de söyledim. Yani %100 belki 2 sene, 3 sene, 4 sene önceye göre taciz ve tecavüzde artışlar var. Yani diyelim ki Sakarya'da ya da işte Bursa'da ya da başka bir yerde. Uzağa gitme, evet. Yurtta taciz oluyor. Küçücük çocuklar ortaya çıkıyor. Evet, yani, tanıklı, kanıtlı. Ona bile itiraz etmiyorlar. İtiraz madem etmiyorlar, bir tane yurduna yani gitmediler. Yani affediyorlar, o kişileri tekrar oralarda görevlendiriyorlar. Yani bu çıkmıyor yani. İşte şeyle, tacizle açıklanabilecek bir durum değil. Mesela ilk şey, MHP kendi tabanını hem sokağa çıkmaya, çıkartmaya zemin hazırladı. Bu mesele nedeniyle tabanı da bir takım kişiler tarafından diyorum ben, örgütlendi bu ve sokağa çıkarttılar. Bak şimdi şiddet eğilimli binlerce kişi sokakta. Ne oldu? Spor karşılaşmalarında işte UEFA'da. Evet, yani oraya kadar varan bir şey var. Gelişen bir durum var şimdi. AKP ne yaptı? AKP de bunun üzerinden kendi tabanını konsolide ediyor. İşte biz öyle bir politikamız yok. İşte biz ümmetçiliği savunan bir şeyiz, partiyiz. İşte bütün insanlar bizim için eşittir gibi. Yani hiç Suriyelilere karşı bizim bir şeyimiz yok deyip işte kendi tabanını bu yükselen milliyetçi şöven dalgaya karşı elinde tutmaya çalışıyor. Çünkü artık AKP tabanı da sorgulayacak yani. Diyecek, ne olacak bu biraz ülke? Türkiye'nin ülke nereye gidiyor yani? Çıkalım. İnsanlar tedirginler yani. Şimdi gerçekten hani Türkiye'de böyle çok agresif ve kitlesel bir hal aldı bu ırkçılık. Ama hani Avrupa'da da geçtiğimiz dönemlerde de tartıştık, geçtiğimiz haftalarda. Hani sağın yükselişinde göçmen politikalarının ne kadar etkisi var diye. Esasında hani dünyanın da bir meselesi bu. En son bir rapor yayınlandı Uluslararası Göç Örgütü'nün. Gerçekten 2 milyar insan kayıt dışı çalışıyor ki bunların çoğu göçmen zaten. 280 milyar sanıyorum öyle bir insan hareket halinde. Daha çok savaşlardan kaynaklı. Başka nedenler de var ama esas olarak savaşlardan kaynaklı. Ve inanılmaz bir savaş sanayisi var. Şimdi evet, biraz o rapora değil mi? Evet, çok doğru. Biraz önce de dedim ya. Yani tabii ki savaş bir göç nedenidir. Yani dünyanın neresinde savaş varsa orada insanlar göç ediyorlar. Ve bu göç etme bir hak. Yani Birleşmiş Milletler yasalarına göre de yani insanlar savaşın olduğu yerlerden başka ülkelere göç etme hakkına sahipler. Bakın şimdi Suriye'deki iç savaş nedeniyle yani 800 binden fazla Suriyeli Almanya'ya geldi. Hemen gelir gelmez hepsine oturum verildi. Niye? Bunlar çünkü savaş göçü. Birleşmiş Milletler yasasına göre ülkeler savaştan kaçan insanlara oturum veriyorlar. Bu şartlı bir oturum. İşte savaş bittiği zaman tekrar ülkelerine geri gönderilmek üzere. Yani bu bir hak tabii ki. Ama yani bu kadar savaşın olması tesadüf mü? Şimdi bu raporda, yani senin söz ettiğin raporda, bu Uluslararası Göç Örgütü'nün raporunda, yani savaşlardan en fazla parayı kazananın silah tüccarları olduğunu söylüyor. Ülkeler açısından da 600, bak 2022 yılın rakamlarını vermiş rapor. 2022 yılında 600 milyar dolar silah tüccarları para kazanmışlar. Şimdi ne var? Yani askeri harcamalar da 3 trilyon ve bunun dolar. Bunların evet. Bunların 4'te 3'ü de kuzey ülkeleri evet. diye tabir ettiğimiz tırnak içinde gelişmiş ülkeler. Evet. Tabii ki. Yani, şimdi tabii. Yani hem savaşı kışkırtıp. Savaş kışkırtılıyor. Yani Türkiye'de çok somut. Hani Suriye'de savaşı nasıl kışkırttığını, nasıl taraf olduğunu gördük. Ama dünyanın genelinde de belki askerini göndermiyor ama silahını gönderiyor. Bir de şöyle bir şey var. Tabii savaş önemli bir göç nedeni. Diğer göçlere de ekonomik göçler. Mesela son Almanya'nın hazırladığı bir şey var. Rapor var yani.
Türkiye'den inanılmaz bir göç var. Hı hı. Afganistan'dan var. İşte ağırlıklı olarak tabii Afganistan'ın son Taliban nedeniyle iktidara gelmesinden sonra. O da siyasi. İç savaş yok belki ama Taliban yani radikal İslam'dan kaçan insanlar var. Onun dışında işte çeşitli ülkelerden gelişler var. Bu gelişler önemli oranda ekonomik nedenli. İşte özellikle mesela liberal ekonominin uygulandığı yerlerde insanlar yani uygulanan politikalar nedeniyle açlıkla karşı karşıyalar. Şimdi ekonomik şiddet de önemli bir şiddet türüdür. İnsanlar eşlerine, çocuklarına, ailelerine bakamayacak durumdalar. Dolayısıyla ne oluyor? Yani yeni bir şey, yaşam için, yani karnı doyurabilmek için, daha iyi, daha güzel bir yaşam için bir arayış başlıyor ve bu arayış göçleri getiriyor. Şimdi bu neoliberal politikalar mesela Türkiye'de de aynı şekilde uygulanıyor. 90'lı yıllarda Avrupa'ya göç siyasi nedenlerle olmuş. İşte iç savaş olmasa bile biz bir savaştan bahsediyoruz Türkiye'de. Yani Kürt sorunun çözümsüzlüğünden kaynaklı bir savaş yaşandı. İşte o savaştan kaynaklı insanlar kendi köylerini, yaşadıkları kasabalar, evleri terk edip Avrupa'ya gelmek durumunda kaldılar. Yani ama şu anki göçlerin bir kısmı yine aynı Kürt meselesi nedeniyle siyasi göçler olmakla birlikte yani son bu işte 1-2 yıldan beri %80'i ekonomik göçler ve Türkiye'den inanılmaz bir göç akını var. Yani mesela beyin göçü akını var. Doktorlar, mühendisler, yani işte avukatlar inanılmaz hukuk fakülteleri açtılar. Her yer avukat doldu ve yani büro kirasını bile ödeyemeyen hukukçular var. İşte onlar da tabii Avrupa'ya geliyorlar. Mesleklerin dışında başka yeni bir şeyler, arayışları var. Neyse bunu bir geniş parantez açmış olalım ama. Açtık ama yani bu çok önemli bir şey. Yani hiçbir göç tesadüfi değildir. Zaten o raporda yani, şey de var Nursel, senin dediğini doğrulayan göçmüş olanların memleketlerine gönderdikleri paralar üzerine de araştırmalar var. Çok önemli var. Bir şeyi söyledik. Bu çok önemli. Şimdi mesela Türkiye'den bu kadar göç geliyor Avrupa'ya. Yani sadece Almanya'ya değil. İşte en çok yoğun olan yerler nedir? Fransa'dır, Hollanda'dır, Belçika, Avusturya ve Kanada. Mesela son 1-2 yıl içerisinde inanılmaz bir göç Kanada'da yaşandı. Şimdi nasıl oluyor da yani bu kadar rahat bir şekilde insanlar göç edebiliyorlar? Şimdi bu ülkelerin şeyi var yani güvenlik politikaları var. Yani bir yerde en ufak bir eylem yaptığında yani 5 kişi bir eylem yapıyor diyelim İstanbul'da. 500 tane sen oraya polis yiyorsun yani. Güvenlik politikaları nedeniyle dünya kadar tedbirler alıyorsun bilmem ne vesaire. Ama Türkiye'den on binlerce insan elini kolunu sallaya sallaya uçağa biniyor. Bakın hepsi bir politikadır. Sırbistan'a gelinceye kadar şey yok, vize yok. Sırbistan'dan da işte çeşitli yerlerden bu taraflara kaçakçılar aracılığıyla bir geçiş var. Şimdi niye bu? Yani o şeyde raporda çarpıcı olan şey şu. Mesela Meksika, Filipinler gibi ülkeler Avrupa'ya göç edenlerin yakınlarına, ailelerine gönderdikleri paralar üzerinden ayakta durmayı bırak, devletin iflası önlenmiş. Şimdi Türkiye'den de bu kadar rahat gelişin nedenlerinden de biri bu. Yani kapılar açılmış, geliyor. Şimdi buradan günlük yani çeşitli böyle şey işlerde çalışan, garsonluk ve benzeri gibi yani böyle lokantalarda işte çeşitli basit işleri yapan insanlar, daha bunlar mülteciler, oturum bile almamışlar. Olursa. Çalışma izni alıyorlar ve her ay 2000-3000 euro ailelerine para gönderiyorlar. Ve pek çok ülke bu gönderilen paralarla döviz rezervlerini tamamlıyor. Yani Türkiye'den bu kadar Avrupa'ya göçün ben hele hele o raporu okuduktan sonra daha da ikna oldum. Kesinlikle iktidarın politikalarıyla
ilgilidir, bağlantılıdır. Evet, evet Nursel, yani göçmenliğin gerek nedenlerini konuştuk, bir parantez açıp. Ama esas bugün tabii biraz milliyetçilik tartışacağız. Çünkü başında da söylediğimiz evet. gibi o ırkçı saldırılar gerçekten stadyumlara taşındı. Kurt işareti olarak sloganlarla, burası Türkiye buradan çıkış yok sloganlarıyla. Hatta Avusturya maçında bir kez daha Avusturya'yı fethetmeye geldik. Viyana kapılarına dayandık tweetleri atıldı hakikaten. Bu ırkçılık hem mültecilere saldırdı hem futbol maçında kendini gösterdi. Şimdi Elif'le devam edelim. Elif, bu konuyla da ilgili istersen katkı sunabilirsin ama esas ben sana biraz futbol ve cinsiyetçilik bağını sormak istiyorum. Oradaki milliyetçilikle cinsiyetçilik nasıl iç içe geçiyor? Aslında savaşı böyle şey yapan milliyetçilikte sesim geliyor bana gayet geliyor, iyi. Kesebilirler mi? Ha, sana geliyor, tamam. evet. Şimdi Nursel de koydu. Özellikle bu son olaylarda aslında körüklenen yine milliyetçilik oldu ve milliyetçilik de 7 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ya da tecavüz üzerinden tecavüz üzerinden başlatılan güya bir olay. Şimdi burada ne kız çocuğundan bahsediliyor, ne yaşanan tecavüzden bahsediliyor. Burada hortlatılan bir milliyetçilikten ve göçmen sorunu gündem yapan bir olaya dönüştü. Şimdi bu aslında sadece kendiliğinden gelişen bir durum değil. Nursel bunu koydu, bu önemlidir. Şimdi özellikle Esad ve Erdoğan yakınlaşmasının hemen akabinde bu olayın gelişmesi de şeyi ortaya koyuyor aslında. Hani hiç de bunun öyle kendiliğinden sadece bir kız çocuğuna karşı yapılan işte taciz olayından sonra, tecavüz olayından sonra böyle işte ahlaklı, yani vicdanlı insanların geliştirdiği bir tepki olarak değil, aslında milliyetçiliği körüklemeye yönelik yine özellikle göçmenlere ilişkin nefreti körüklemeye yönelik olaylar olduğunu ortaya koyuyor. Bu önemli. Bu konuda aslında iki düşünce de var. Yani bir yandan bu yakınlaşmadan dolayı Suriye içindeki o muhalif güçlerin, yani şimdiye kadar Türkiye ile birlikte iş yapan, pek çok yani örgütlenen, Türkiye'nin desteklediği grupların bu yakınlaşmadan rahatsızlık duyduğu ve bu yakınlaşmaya tepki olarak aslında işte Suriye'nin çeşitli yerlerinde, Türkiye'nin işgal ettiği yerlerde bu olayda bahane göstererek Türkiye'ye karşı tepki gösterdiği söyleniyor ki burada atılan sloganlara baktığımızda da aslında bunu rahatlıkla görebiliyoruz. İşte siz bizi satarsanız biz de sizi satarız. İşte dostluk bu kadar kolay bozulmaz gibi sloganlar da vardı bu gösterilerde. Bu da ortaya koyuyor ki aslında bu biraz bahane edilen bir gerekçe. Yani bir kız çocuğunun tecavüzü bahane edilen bir konu. Ama asıl sorun özellikle Türkiye'nin kendi politikalarında artık Suriyeli muhalif güçlere ile arasına biraz mesafe koymasından kaynağını alan yani bu politikalardaki değişikliğin yarattığı rahatsızlıktır. Bu biraz görülebiliyor. Çünkü yani Türkiye eğer Esad'la tekrar eski tarza yakınlaşırsa bu muhalif kesimlerle arasına mesafe koyması gerekiyor ya da Esad'a karşı olan güçlerle eskisi gibi bu çalışmayı yürütemez. Böyle bir yanı var. Ama bir de şöyle bir yanı var Filiz, yani ben önemli buluyorum bu olayları da o açıdan biraz altını çizerek de ifade etmek istiyorum. Cinsiyetçilik konusuna geçmeden ya da milliyetçilik konusuna geçmeden, çünkü bunlar bağlantılı konulardır. Bir diğer senaryo ise şöyle, aslında Türkiye Suriye ile yakınlaşırken aynı zamanda kendi içindeki özellikle Suriye karşıtı olan muhalif güçlerin, radikal kesimlerin tepkisinden çekiniyor. Bu olayı bahane ederek aslında o radikal muhalif kesimleri tasfiyeye dönük ya da etkisizleştirmeye dönük bir girişimdir diye. Şimdi bu da olasıdır. Bu konuda da
Özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın Dışişleri Bakanı bu konuda sicili çok iyi bilinen biridir. Yani bu açıdan bu olasılık da göz ardı edilmemesi gereken bir olasılık. Ama sorun şudur aslında burada bir yandan Suriye ile yeniden normalleşmeye çalışırken şimdiye kadar aslında politikalarında önemli bir koz olarak kullandığı göçmen kartını yine kullanıyor aslında. Yani biz bunu da görüyoruz. Örneğin göçmenleri yeniden evlerine gönderin ya da işte yürüyüşlerde Suriyeliler evine dönsün, göçmenler istemiyoruz şeyi. Milliyetçiliği körüklemeye, yeni toplumu bunun üzerinden harekete geçiren bir dönem başladı. Bununla bağlantılı özellikle o olayları bastırmaya yine tanklarla çok sayıda asker gönderildi. Yani yeniden bir işgal diyelim. Bu hem o toplumsal muhalefeti ya da gelişen muhalefeti bastırmak, o radikal kesimleri etkisizleştirmek. Ama bir yandan örneğin orada atılan sloganlar da vardı. Bunlar da aslında bu savaşın karakterini ortaya koyuyor. Özellikle nasıl ele aldığını da bize gösteriyor. Siz işte gidin oraya onlara tecavüz etmeden geri dönmeyin. Yani işgal ve tecavüzü de böyle içe ele alan bir yaklaşım vardı. Bu son yıllarda özellikle çok yaşı. Bu dönem açısından belirttiğim gibi biraz da futbolun burada biraz rolü var. Spor hep aslında spor normalde baktığımız zaman yani sağlıklı olan insanlar için yararlı olan insanların sosyal aktivite açısından yaptığı etkinliklerdir. Ama öyle bir şeye dönüştürüldü ki yani spor şimdi biraz kinin, nefretin, milliyetçiliğin, cinsiyetçiliğin, şiddetin üretildiği bir alana dönüştürüldü. Özellikle erkekliğin yeniden üretildiği alanlara dönüştürüldü. Belki son bu Avrupa Kupası'nda da bunu çok gördük. Örneğin bozkurt işaretinin yapılması, işte yani bunun üzerinden mesajların verilmesi, bu şeyi gösteriyor. Aslında sporun ya da futbolun aynı şeydir. Kendi o doğal yapısı içerisinde olmadığını yani bunu da biraz iktidarın aracına dönüştürüldüğünü de biz rahatlıkla görebiliyoruz. Uzun bir dönemdir özellikle şey var yani örneğin futbol genelde biraz erkeklerin şey olarak da görülüyor. Erkeklerin sporu, erkeklerin gittiği, küfürlerin savrulduğu, işte cinsiyetçi söylemlerin geliştirildiği, bir anlamda aslında erkekliğin yeniden üretildiği bir alan gibi bir rolü var futbolun. Son yıllara kadar çok sayıda kadın da gitmezdi Türkiye'de örneğin. Genelde şöyle bir şey oluşturuluyor futbol müsabakalarında, futbol maçında. Yani yenmek ve yenilmek ikilemi içerisinde kadınlık ve erkeklik rollerine indirgeniyor bu. Yenen erkek, yenecek olan erkek olandır, yenilen kadındır. Bunu o kadar ileriye götürdüler ki bu son yıllarda. Gerçekten hani maç öncesi işte manken kadınlara, mankenlere işte türban yani gelinlik giydirilmeli ya da işte kırmızı şey takılıyor ya. Yani gelin ya da kına gecesi düzenlemeleri, bu kına gecesiyle çok cinsiyetçi söylemlerin kullanması gerçekten insanın duyarken bile ürktüğü söylemlerin burada çok bir eğlence şeyine dönüştürerek söylemesi ve futbolla ya da kazanmakla erkekliği birleştiren, kadını da yenilgiyle özdeşleştiren, bir anlamda tacizi, tecavüzü de meşrulaştıran ya da bunu meşrulaştıracak söylemleri üretildiği Elif, onu biraz alanla açalım. dönüşüyor. O örnekleri açalım. Yani şöyle yapıyorlar. Diyelim ki rakip takımın formasını bir kadına giydiriyorlar maçlarda. Şişme bebeğe giydiriyorlar. Yani bir şişme bebeklere Çok şey, ilginç. evet, rakip takımın formasını giydiriyorlar ve Elif'in anlattığı örnek öyle. Yani hani onu gerdek gecesi hazırlamak filan gibi şeyler yapıyor. Çok tuhaf şeyler yapıyorlar gerçekten. Hani yenilme ilişkisi öyle aktarılıyor. Yani Filiz şu var aslında
elbise yani karşı mankene karşı takımın forması giydirilmesinin yanı sıra özellikle şey yani söylenen sözlerde de bu var. Yani seksist söylemler ve özellikle karşıdakini de kadın yerine koyarak hani yeneceği takımı kadın yerine koyarak kullanılan kelimeler var. Bayrak yine böyle kullanılıyor. Örneğin biraz daha bu gerdek gecesi olarak da tanımlanıyor bu zaten. İşte önce nişan, sonra nikah, sonra gerdek gecesi gibi. Yani o ritüellerin normalde toplumdaki o evlilik ilişkilerinde olan ritüellerin maça uyarlanması, oradaki aslında cinsiyetçi rollerin maç ortamıyla yeniden üretildiği biz şeyi görebiliyoruz. Yani yani bir ortama dönüştüğünü görebiliyoruz. Bu maçlarda özellikle çok fazla pek çok maçta da bunu gördük. Örneğin Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıoğlu'nun bir dönem kullandığı bir söz vardı. Bu da aslında belki buradaki futbolun nasıl ele alındığını, cinsiyetçinin burada nasıl üretildiğini anlamamızı daha da sağlar. Yani özellikle Gaziantepspor'la yaptığı karşılaşmada 2-2 kaldığında şunu söylüyor. Öleceksek adam gibi ölelim. Kadın gibi yaşayacağımıza adam gibi ölelim diyor. Yani burada da aslında insan şeyi çok belirgin görüyor. Yani cinsiyetçiliğin nasıl üretildiğini, kadının nasıl bir konumda ele alındığını görebiliyor. Yeni bir dönem Türkiye'de bu aşırı işte şeyler çıktığında, olaylar çıktığında, kavgalar çıktığında takımları cezalandırmak için kadın seyirci alınıyordu. Sadece kadın seyirci ve 12 yaşından küçük çocuklar. Aslında bu da şeyi gösteriyor. Bir yandan olumlu yanları da var. Yani baktığımızda diyelim kadının gerçekten küfür o kadar kullanmıyor aslında. Kadının dili biraz daha belki çok zorlandığında beddua dilidir. Yani genel geleneksel kadın şeyinde biraz daha o var. Erkek yani hükmeden hep küfür kullanır. Hükmedenindir aslında küfretmek, hakaret etmek, karşıdakini onurunu incitip köle pozisyonuna getirmek. Küfrün biraz işlevi de odur. Bu anlamda kadınlar biraz daha küfürle şey vardır yani arasında biraz mesafe vardır. Çok böyle küfür ile bedu arasında biraz farklılık var diye düşünüyorum. Ama kadınların oraya götürülmesi de bir ceza olarak aslında verilen bir şey. Burada da insan yine şey görüyor. Yani kadınlık olgusunun nasıl ele alındığını, kadınlığın neden bir ceza uygulama olarak uygulandığını insan burada da anlamakta zorlanıyor. Aslında zorlanmıyoruz. Belki de sporun yaptığı şey budur. Cinsiyetçi rolleri üretmek, cinsiyetçiliği derinleştirmek. Bazen ödül adına, bazen ceza adına bunu yapıyor. Bu anlamda futbolda biz bunu çok belirgin görebiliyoruz. Özellikle yani milliyetçilik, cinsiyetçilik baş başa gidiyor şeyde. Bunun sonucu olarak şiddet, kin, nefret de üretiliyor bu alanlarda. Bu Avrupa Kupası'nda biz çok belirgin görebildik. İşte bu göç şeyi orada da yansıdı aslında. Açılış yaparken de ifade ettin. Berlin sokaklarında işte Türk taraftarlarının biz ülkemizde mülteci istemiyoruz sloganlarını atması. Sanki kendisi burada mülteci değil de, sanki burada binlerce Türk mülteci değil de, kendi yurdunu bırakmak zorunda kalmış insanlar yok da burada. Oradan onu bir politik tehdit aracı mı diyelim, bir politik yaptırım olarak ya da tehdit olarak ifade eden söylemleri de biz bu dönem burada çokça görebildik. Bu anlamıyla gerçekten yani sporun özüne dönmeye ihtiyacı var. Sporun seksist, sporun cinsiyetçi söylem ve ifadelerden arındırılması gerekiyor. Ama şu an iktidar en çok cinsiyetçiliği ve milliyetçiliği bu şey üzerinden geliştiriyor. Özellikle örneğin son Almanya ve Hollanda Almanya'da yapılan Hollanda ve Türkiye maçında da bu kırmızı kart olayından dolayı Erdoğan bizzat geldi. Yani bunu bir milli mesele haline getirdi. Biz kazanacağız. Biz işte bizi böyle cezalandıramazlar. Neden o işaretten dolayı kırmızı kart almış gibi ifadelerle
gelip maçı izlemişti. Ama sanırım onun gelişi de tüm milliyetçi kesimleri harekete geçirip stadyumda binlerce insan doldurması da bu sonucu değiştirmedi. Bu karakteri değiştirmedi. Yani kısaca bunları ifade edeyim Filiz. Son söylediğin hani futbol umarım eski haline döner. Ben gerçekten çok iyi bir futbol izleyicisiydim. Çok iyi. Yani 6 yaşında ilk maça gitmiştim. Babam götürmüştü. Fakat bu zevk benim elimden alındı. Bu milliyetçilik ve cinsiyetçilik yüzünden. Hani şimdi artık futbol da izleyemiyorum. Şimdi tabii ayrıca ticari şeylere dönüştü. Şirketlere de dönüştü. Çok büyük paralar dönüyor. Önemli yani şikeler falan hani çok fazla paranın dolaştığı bir sektör haline geldi. Bir sektör yani artık futbol. O yüzden benim için seyirlik olmakta da hakikaten çıktı. Ama ben o eski seyirci olduğum günleri çok özlüyorum gerçekten. Çok da zevkli bir şeydir. Hani iyi bir futbol izlemek zevkli bir şeydir. Umarım o günlere döneriz. Evet Nazan sen de devam edelim. Senin biraz daha değişik fikirlerin vardı. Az önce biraz muhabbet ettik bununla ilgili. Sen nasıl yorumluyorsun yani Kayseri'den Berlin sokaklarına dolaşan ırkçılığı ve cinsiyetçiliği? Ya ben aslında hiç farklı yorumlamıyorum. Tıpatıp arkadaşlar gibi yorumluyorum. Sadece ek yapmak istiyorum. Yani tabii ki bunlara karşı yok Türkiye'de ırkçılık yok. Kayseri harika falan gibi şeyler söylemeyeceğim yani. Tabii ki arkadaşlarım baştan sona söyledikleri doğru. Ama ben şuna belki eklemek istiyorum. Yani gerçekten herhalde bir 15 gündür diyeyim. Ya 15 gündür mü? Yok. Bir haftadır. Bir haftadır. Belki ben hani sosyal medyayı da takip ettiğim için işte ya şundan gerçekten sıkıldım. Arkadaşlar da eminim ki benimle aynı hissi paylaşıyorlardır. Bütün bu analizlerin üzerine söylüyorum bunu. Yani gerçekten sürekli olarak hani birilerine nefret duymak ve birilerine kızmak, birilerine sinirlenmek, birilerinin tekrar tekrar ürettikleri nefretin nesnesi veya o nefrete karşılık verecek, laf yetiştirecek veyahut da onları eleştirecek pozisyonda bırakılmaktan ve bu şekilde pasivize edilmekten çok sıkıldığımı söyleyebilirim. Yani sürekli bu şeyde de hani futbol maçında da şimdi bir taraftan tabii ki bütün bu arkadaşların söyledikleri doğru. Gerçekten de yani hani şeyin baştan sona kadar zaten bu futbol şampiyonasının hani herkes de söylüyor kalitesinden alıp götüren bir şey. Bütün yükselen ırkçılığın ve yükselen şirketleşmenin damgasını vurmuş olması. Ama öbür taraftan da başka stattaki resimlere, stattaki fotoğraflara, başka fotoğraflara bakacak olursanız da hani başka şeyler de yaşanıyor. Ne bileyim mesela benim yeğenim gitmiş bulunmuş bu şey işte bahsetmiştim. Bir seyahate çıktı. O seyahatte de ben işte çeyrek finale bilet alayım demiş. O finalde de Türkiye'nin oynayacağı tuttu ve Türkiye'nin oynadığı maça gitmiş. Orada mesela şey diyordu, ben çok uyardım onu. Aman dedim yani şimdi dedim bunların hepsi işte şey yaparlar, kurt selamı verirler. İşte büyük ihtimalle hani çok büyük tehdit, çok tehditkar olacaklar falan filan. Ondan sonra o işte bana fotoğraflar yollamış işte Türk bayraklarını başörtü yapanlar vesaire vesaire. Sonra bugün giderken uğradı. Ben de dedim ona felaket miydi, nasıldı, nasıl hissettin kendini falan diye. O bana bütün şeyleri anlattı. Yani tam tersine çok büyük bir dostluk havası olduğunu, Hollandalılarla Türkiye'lilerin sürekli öpüşüp koklaştığını, ondan sonra ve şeylerin birbirleriyle çok şarkı söylediklerini, o Tarkan'ın şarkısını Hollandalıların bildiğini ve Türklerle beraber söylediği falan gibi sahneler anlattı. Şimdi ben demiyorum ki aman çok güzeldi maç. Sakın yanlış anlamayın böyle bir şey demediğimi. Zaten tahmin edersiniz. Demek istediğim şey hatta şeyde de gördüm Gültan Kışanak da şey vermiş birilerine söyle bir kitap tavsiye etmiş. O kitabı biz de burada çok beğeniyoruz. Neşeli Militanlık diye bir kitap. Yani bu kadar hani sürekli neşemizden, sürekli arzularımızdan çalan bir faşizm var. Yani ve böyle bizi hep onlardan nefret etmeye, onları eleştirmeye,
onların ne kadar hani korkunç şeyler yaptığını söylemek dışında alan yaratmamızı engelleyen bir faşizm var. Buna karşı belki de bazen şey yapmak lazım, bu söylemin içinde kendimizi de kaybetmemek lazım diye düşünüyorum. Başka taraflarına da bakmak, başka taraflarına da bakabilmek lazım. Başka söylemlerde geliştirebilmeye çalışmak lazım. Yani şu şeyi hakikaten Suriyelileri savunurken sadece hani Türklerin ne kadar ırkçı olduğunu ve Türklerin yıllardır pogrom yaptığını ve yıllardır Ermenileri, işte şeyleri, Rumları, Kürdistanlıları linç etmeye çalıştıkları, Suriyelileri linç etmeye çalıştıkları kadar belki şundan da bahsetmek lazım. Türkiye'deki kadın, feminist kadın örgütler, yani Suriyelilerle çalışan özellikle feminist kadın örgütlerin Suriyelilerin yanı başında, özellikle Suriyeli kadınların yanı başında, Suriyeli kadınlarla birlikte Türkiye'deki ırkçılığa ve sadece Türkiye'de değil, Suriyelilerin arasındaki korkunç ataerkilliğe, biliyorsunuz yani kadınlar, Suriyeli kadınlar böyle cüzi paralara, erkeklere ikinci eş olarak veriliyorlar. Yani bütün bunlara karşı nasıl mücadele ettiklerini ve nasıl kardeşlikler geliştirdiğinden de bahsetmek lazım belki biraz. Yani bunları hep aynı zamanda bu ülkücü selamını, selamı verildiği zaman ne kadar faşizan bir ortam yaratıldığına biraz da gülmek lazım. Çünkü yani hakikaten İlber Ortaylı'dan Murat Bardakçı'ya kadar insanların bu şeyi söylenisinde Kurt selamını Türkiye'li selamına selamıdır demeye çalışması, Atatürk'ün fotoğraflarına şeyler Photoshop yapılması falan, yani hakikaten alay edilecek, gülünecek ve yani şey... Nazan, şunu gördün mü? Bir Habertürk'te sanıyorum bir tartışma programı, yönetici falan hepsi hep birlikte Kurt selamı verdiler. Yani artık hakikaten komedi oldu. İnsanın gerçekten gülesi geliyor. Aynı zamanda ben Berlin sokaklarındaki mehter yürüyüşüne de gülüyorum. Yani hakikaten biraz eğlenmek lazım, dediğin doğru. Bir de şunu görmek lazım, yani Türkiye bunların bu kadar şişirilmesi de aslında, bu kadar öne çıkarılması ve bütün toplumun bu şekilde gösterilmesi de aslında bize bir tuzak. Yani bizi sürekli olarak belli bir noktada tutan, belli bir kavgaya hapseden, yani gündelik hayattaki güzellikleri, neşeyi çoğaltmak yerine bizim de içimizi öfkeyle, kötülükle, nefretle dolduran şeyler, yani biraz o yüzden gerçekten şeyden söyleyin, yani ben dünyanın çok kötüye gittiğini düşünen, Avrupa'daki ırkçılığın da Türkiye'deki ırkçılığın da gemlenemez bir hale gittiğini düşünen biri olarak bundan bunu da sürekli bahsetmemiz, gündemde tutmamız ve umutsuzluğun altını çizmemiz, yani karamsar olmamız daha doğrusu ama ümit yaratmamız. Çok karamsar olmamız ama ümit yaratmamız gerektiğini düşünen bir insan olarak bilmiyorum, yani nasıl bunlarla mücadele edebiliriz? Biraz da başka şeyleri göstererek belki, yani belki hani şey çok güzel bir sen de Nursel de Elif de kadın şeyinden bahsederken, kadın izleyicilerden bahsederken bence çok önemli bir şeyin altını çizdiniz. Yani futbolun bir taraftan da veya basketbolun da bir taraftan da yükselen bir kadın izleyici tarafı var. Aynı zamanda kadın oynayanlar da gittikçe daha fazla şey yapıyorlar. Yani mesela Türkiye voleybol takımı kazandığında da bunu Türkiye'de kadınların başarısını kutlamak yerine, hatırlarsanız bize bu sefer de trans nefretinden, işte LGBTİ nefretinden Türkiye'nin bahsettirmeye mecbur bıraktılar. Ve belki de kadınların Türkiye'de voleybol üzerinden kendilerini
lezbiyen olarak görünür hale gelmiş olmasının ve buna direnmesinin, işte reklamlara çıkmaya devam etmesinin, kendilerini reddetmeden voleybol oynamaya devam edebilmelerinin güzelliğinden bahsettirtmediler. Yani demek istediğim birazcık bu şey, bu haftanın kini, nefreti ve bu haftanın üzüntüsü, bu haftanın yani bu yükselen faşizmin bir şekilde bizi kendinden sürekli konuşturtmak zorunda bırakmasının başarısı beni çok bunalttı ve sıktı. Ben onu söyleyecektim. Yoksa arkadaşların dediklerine ekleyecek veya onların dediklerinden çıkartacak hiçbir şey göremiyorum. Yerden göğe haklılar söyledikleri her şeyde. Ben sadece bunun bizim üzerimizde yaptığı duygusal yıprantıyı ve o duygusal yıprantıyı muhalifler olarak aşmak gereken neşelilik ağlarını, yani bu demek değildir ki yoktan bir şey uyduralım, yoktan güzel resimler uyduralım, yani yok işte Hollandalılarla Türkiyeliler benim yeğenim gibi, ben onu görmesi hoşuma gitti, onun ona hani beni nereden avutacağını bilmesi falan hoşuma gitti, ondan o örneği verdim. Yani bunların büyük bir umut olduğunu düşünmüyorum. Çok büyük karamsarlık sebebi var dünyada. Ama umudun yaratıcısı, çözümün yaratıcısı da biz olacaksak eğer, o zaman bunların konuşmak dışında da yapmamız gereken şey, yani neşeyi, zevki büyütmenin, kendi zevklerimizi yaratmanın da yollarını çoğaltmamız gerekiyor. Ben şu anda Türkiye'nin %30'unun, 40'ının hatta 50'sinin Erdoğan'ın o maça gitmesinden ve bunu bir milli şeref meselesine dönüştürmesinden rahatsız olduğunu düşünüyorum. %50'nin bu Türk düşmanı olmadığı anlamına gelmiyor. Gene onlar da Kürt düşmanıdır. Yani Kürt düşmanı %80'i falan birleştiren bir şey Türkiye'de. Ama Kürt selamı %80'i birleştiren bir şey değil bence. Veya ırkçı olarak gidip Suriyelilerin evlerini yakalım %80'i birleştiren bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunları bize empoze görünür olanın bu olarak yapılmasının da bizi yüzeyde bir mücadeleye mahkum kıldığını bazen düşünüp korkuyorum yani. Onu söyleyeyim, bilmiyorum yani anlamsız şeyler mi söyledim, yine benim kendi kişisel sıkıntılarımla bir sosyolojik analiz mi yapmaya çalıştım bilmiyorum, ama diyelim ki eğer Sayın Abdullah Öcalan'ın dediği gibi her biyografi tarih ise, yani her anda tarih, her biyografide bütün insanlığın tarihi varsa, o zaman benim sıkıntımın da böyle bir dili olsun bugün. Gayet iyi, yani başka bir bakış da getirdin yani bütün bunlara katılmakla birlikte. Nazan, senin söylediklerin bana şey hatırlattı. Gezi direnişi sırasında futbol taraftarları vardı. Özellikle biliyorsun çarşı grubu, hani parkın geri kazanılmasında büyük rol oynadı. Bunun bedelini ödediler cezaevine girerek. Aynı cinsiyetçi laflarıyla, sözleriyle oraya geldiler. Ama feministlerle aralarında biliyorsun böyle çok tatlı atışmalar oldu. Hani onların o laflarına çok yaratıcı şey karşılıklar verdiler ve iyi bir etkileşim olmuştu. Onu hatırlattı bana. Ya zaten bence Filiz, problem şu. Yani şeylerin, ben aslında siyahların bir lafı var. Şey diye, yakalanmak ve hapsedilmek diye. Yani söylemler bizi bir takım alanlarda yakalıyor ve o alanlara hapsediyor. Biz Gezi'de de, barış sürecinde de şunu gördük. İnsanlar aynı mekanları ve aynı anı paylaştıklarında dönüşebiliyorlar. Ama o kadar bir söylemler bizi farklı mekanlarda yakalayıp tutsak ediyor ki, başkasını değiştirme ihtimalimizi de yok ediyor. Yani bu beni gerçekten çok, zaten Sayın Öcalan'ın da dediği gibi, polarize eden, yani ben şeyi
faşistler bizim düşmanımızdır, ırkçılar bizim düşmanımızdır, kurt işareti yapanlar bizim düşmanımızdır. Ama onlar o kimliğe büründüğünde bizim düşmanımızdır. Yoksa halk olarak emekçi halinde gündelik hayatta var olurken veyahut da işte gündelik hayatın içerisinde işsiz olarak var olurken, evsiz olarak var olurken, kiracı olarak var olurken bizim düşmanımız değillerdir. Aynı insan bizim hem düşmanımız hem ittifakımız olabilir. Ama biz o ittifak yerlerini açmanın söylemini artık bulmak zorundayız. Yoksa sürekli yakalanıp hapsediliyoruz. Ben çok hapiste hissettim yani bu hafta kendimi. Bu büyük ihtimalle gerçekten nihayetinde Türk olmamla da ilgilidir. Ben bunu da itiraf ediyorum. Yani Türkiye milli takımından bu kadar nefret etmek nefret etme duygusunu yaşamak da açıkçası beni şey yaptı, rahatsız etti. Yani keşke gönül rahatlığıyla ben de sonuçta şey diyeyim, Avrupa emperyalizmine karşı hiç olmazsa Avrupalı olmayan tek takımdır deyip o takımı tutabileyim. Ben Fas takımını falan tutuyorum çünkü. Ama Türkiye'nin bu emperyalist, bu bütün kimliğinin bu emperyalist, ırkçı, kurt selamı yapan, arkasındaki Erdoğan görüntüsü karşısında şey bile kalmıyor yani şeyinizden tiksiniyorsunuz yani. Kafanızdan tiksiniyorsunuz. Ve bu da bir acı, bu da bir hapsedilme biçimi ve ben bu hapsedilme biçiminden de hakikaten çok yoruluyorum ve ondan biraz değişme açıklığı da hayal edebilmek istiyorum. Bilmiyorum yani. Nazan, yalnız şu milli maçları ayrı şey yapmak lazım, değerlendirmek lazım. Yani niçin bir kere milli marşla başlar? Savaşa mı gidiyorsun kardeşim? Yani milli maçlar aslında her takım açısından, her ülke açısından milliyetçiliği kışkırtan bir şey. Mesela ben Türkiye milli takımı içinde Arda diye bir çocuk var, çok seviyorum. Çelimsiz, zayıf. O Real Madrid'teyken izliyorum. Ama milli maç olunca hani Almanya'da da, Alman da olsam, Hollandalı da olsam milli maç başka bir şey. Ya bir kere o milli maçla başlaması zaten şey. Bak ama bu mesela çok ilginç bir konu. Yani bilmiyorum arkadaşlar ilginç buluyorlar mı? Yani şimdi orada bir zevk var. Ve o zevki sadece erkekler ve milliyetçiler kendi tek eline aldılar. Şimdi o senin de dediğin gibi o zevkten sen kendi payına düşebilecek olanı alamıyorsun. O bütün futbol alanını kapattılar ve futbol alanını bir hapishaneye çevirdiler. Türkiye ismini bir hapishaneye çevirdiler vesaire vesaire. Şimdi benim demeye çalıştığım illa o zevk değil ama Nilgün arkadaşımız var. Çok sevdiğim bir arkadaş, sizin de tanıdığınız. Onunla dün oturuyoruz. O mesela diyordu ki belki de en mükemmel politika şu olurdu. Buradaki diasporadaki Almanya'da biz diasporadaki feministler, translar, Kürdistanlılar, işte şeyler, Filistinliler kendi aramızda mahalle maçı yapıp bundan bir zevk üretseydik ve herkesi o maçlara çağırsaydık. Anlatabiliyor muyum? Yani o zaman biz o zevki de o zevkin, o keyfin ne kadar korkunç olduğunu söylemenin yanı sıra başka bir keyfi ve zevki oluşturmakla mükellefiz. Yoksa herkes bir hapishane içine tıkılıp kalıyor. O zevkin nasıl olacağını işte arkadaşlar mesela Ahmet büyük şey yürüyüşünde gösteriyorlar. Kayyuma karşı yürüyüşte gösteriyorlar. Yani biz de futbolu sadece karşı çıkmanın ötesinde burada ona karşı çıkmanın keyfini, zevkli bir halini, neşeli militanlığını yaratsak da onu konuştursak. Şu kadarını söyleyeyim Nazan, bana bir umut verdi. Tekrar futbol seyircisi olabilirim. Benim babaannemin çeyizlik yorganı siyah beyazdı. Ailecek o kadar Beşiktaşlıydık. Yani gerçekten bu oralardan gelip şimdi futbolla ilgilenmiyor olmak, bir tek işte Arda'yı tanıyorum. O da çok tatlı, naif bir çocuk diye. Milliyetçilik de yapmıyor, kurt işareti falan da yapmıyor. O yüzden onu seviyorum. Onun dışında futbolla ilişkimiz zayıf ama anlarım, severim izlemeyi, iyi maç izlemeyi çok severim.
annem 5 yıl önceki maçları seyreder paket yayından ve onda bile heyecanlanırdı. Yani böyle ailece bir çılgınlık hali varken şimdi futbolsuz kalmak hakikaten en çok bana koyuyor, öyle diyeyim. Evet, bu konuya eklemek istediğiniz bir şey var mı? Nazan başka bir açıdan da bakmaya çalıştı Elif ve Nursel, yoksa yolunu açtı, kayyumlara geçeceğiz. Elif, eklemek istediğin bir şey var mı? Neşemizi kaçırmadan militanlık yapalım. Ama bu koşullarda gerçekten zor. Belki hapsedilmediğimiz alanları yaratmak önemli. Şimdi Nazan bir şeye dikkat çekti. Dedi ki yani Türkiye'de %50'lik bir kesim bu işte yapılan kurt işaretinden rahatsız. Yani o nedenle işte bu maçı, milli maçın bu biçimiyle kullanılmasından rahatsız. Ama Türkiye öyle bir ülke ki o rahatsızlığını bile dile getiremiyor. Yani o nedenle bu Nazan'ın dediği hapsedilme durumu tabii ki çok önemli. Yani bir devlet diyorum ben, yani yönetenler kendi halkını, kendi ülkesinin milli maçında karşı takımı tutacağı noktaya getirmemesi lazım. Yani şimdi bu nasıl olacak? İşte tam bu noktada tabii bizim savunduğumuz ideoloji çok önemli. Biz demokratik cumhuriyet diyoruz, değil mi? Demokratik cumhuriyet nedir? Yani bir ülkede bütün halkların hep birlikte eşit, özgür yaşadığı bir sistem, bir model. Kadın eşitliğine, özgürlüğüne dayalı, işte doğanın özgürlüğüne dayalı, ekolojiye dayalı bir sistem. Hani böyle bir sistem yaratılırsa, insanlar birbirlerini severlerse, ırkçılık, faşizm, işte milliyetçilik, şövenizm ortadan kalkarsa, o zaman ortak bir duygu olarak, evet, bizim ülkemiz maça gitti, biz onu yani destekliyoruz diyebiliriz. Mesela bir öğretmen arkadaş aradı Türkiye'den, yani sohbet için, sosyalist bir arkadaş. Ve tabii ki burada tartıştığımız için de anlaşılıyor ki bütün Türkiye'nin konusu haline geldi. İşte bu yapılan kurt işareti, Almanya'nın gösterdiği işte spora ırkçılığın karıştırılmasıyla ilgili tavır, işte Türkiye ve Almanya'nın karşılıklı büyükelçiliklerin birbirlerine çağırmaları, büyükelçiliklere davet etmeleri vesaire. Yani tam Türkiye gündemi oldu. Öyle olunca yaptığımız sohbetin sonunda şöyle bir şey söyledi. Ya dedi, çok yadırgamazsan dedi, sana bir şey söyleyeceğim. Evet dedim, buyur. Dedi, ben Türkiye'yi destekliyorum bu maçta. Mahcup mu söyledi? O kadar mahcup, o kadar utanarak söylüyor ki. Yani sanki büyük bir suç işlemiş gibi. Tam da Nazan'ın dediği hapsedilme olayı bu işte. Nazan mutluluktan da bahsetti ya, onu da başka bir programda ele alırız. Mutluluk anketlere yayınlanıyor. Maalesef Türkiye her sene sıra aşağıya geçiyor sırası. Mutlu olmayı epey zamandır unuttuk. Ama şimdi yüzümüzü güldüren şeyler var. Oraya geçelim. Gerçekten bu iradeye saygı yürüyüşü 8. gününde çok da güzel görüntüler var. Hakikaten gördükçe içimiz açılıyor. Yürüyüş devam ediyor. Biraz ondan bahsedelim. Başka önemli bir haberimiz de var. Ona devam edeceğiz. Tabii ki Filiz, iradeye saygı yürüyüşü. Yani kayyum atanmasına karşı, iradeye el konulmasına karşı. Yani bir güzel olan yönü şu. Kayyum atandığı günden 3 Haziran'da herhalde. 3 Haziran'dan günümüze kadar kesintisiz bir şekilde mücadele ve direniş sürüyor. Geçmiş programlarda da tartışmıştık. Bir mücadelede en önemli şey devamlılık, süreklilik, sonuç alıncaya kadar bunu sürdürmek. Bizim belki bugüne kadar yaptığımız, yani yürüttüğümüz mücadelede eksik bıraktığımız yön ben hep budur diye düşünüyorum. Yani 2012 yılında hatırlarsan ana dilde savunmayla ilgili bir eylem yapmıştık. Günlerce, haftalarca sürdüğü açlık grevleri oldu. Ta ki o eylemden sonuç alıncaya kadar biz onu devam ettirmiştik. Sonra da iktidara biz geri adım attırdık. Yani mücadeleyle, direnişle geri adım attırdık ve şey oldu, yasa değişti.
Şimdi arkadaşlarımız kendi ana dilleriyle mahkemelerde savunma yapıyorlarsa işte o dönem kesintisiz, vazgeçmeden sürdürülen direniş ve eylemler sayesinde oldu bu. Yani bu eylemi güzelleştiren yön, güzel kılan yön bence bu. Yani bir, kesintisiz devam ediyor. Herkesli bir kararlılık var. Sonuç alıncaya kadar bu işi sürdüreceğiz. Bu eylemi, bu direnişi sürdüreceğiz deniyor. Bu çok önemli. O nedenle ben hani bu kararlaşma içerisinde olan hem başta tabii DEM Parti dostlarımızı, herkesi selamlamak istiyorum. Ona çok rağmen, sınırlı değil, 350 kişi. İşte yani kitlesel bir şey tanımla şey tabii, bulmadı. Tabii. Ama buna rağmen çok renkli ve güzel geçiyor, tabii çünkü coşkulu 350 geçiyor. 350 kişi de az değil yani. Mesela köylerde evet, kalıyorlar. Evet, kalıyorlar. Her köye gittikçe ya köylüler misafir ediyorlar 350 kişiyi. Ve hani bazı köyler küçük oluyor tabii ki. Eğer hani köyler küçükse, yer yetmiyorsa çadırlar kuruyorlar. Çadırlarda kalıyorlar o akşam. Yani 350 kişi iyi. Bir de tabii güzel olan yönü bence şu. Bu mücadelede Kürtler, Kürt halkı yalnız kalmadı. Hı hı. Kayyum atamaya yeltenilen gün olan o Van seçimlerinden itibaren bugünümüze kadar hep ortak bir mücadele sürdürülüyor. Hmm. Bak bir taraftan Filiz şey devam ediyor. Yani Colomerke iradeye saygı yürüyüşü devam ediyor. Diğer taraftan da Türkiye'li feminist kadınlar belediyeleri ziyaret ederek işte oradaki kadın örgütleriyle işte mesela en son Geverde'ydiler Yüksekova'da. Oradaki kadın örgütleriyle ilişkilendiler. Belediye eş başkanları, demin kadın meclisi, farklı sivil toplum örgütlerinde çalışan kadınlarla hep bir araya geldiler ve feministler işte kayyum istemiyor. Feministler kayyuma sonuna kadar karşıdır. Kadın toplantıları gerçekleşti bu arada. Evet evet, yani pankart açtılar, açıklamalar yaptılar. Yani iyi bir mücadele sürüyor. Biz her zaman diyoruz ya, mücadelede ortaklaşma ve ortaklaşılan bu mücadelenin hani büyütülmesi bize kazandıracak. Ben bu kayyum yani atama, iradeye el koyma eylemlerinde bunun böyle büyük oranda gerçekleştiğini düşünüyorum. Yani 350 kişilik grup nereden geldi Filiz? Bir önce İstanbul'dan yola çıktılar. Aynı gün İzmir'den yola çıktılar. İzmir'deki işte grubun içerisinde İzmir, Aydın, Muğla, Kuşadası, Didim, temsili o bölgede katılımlar. Her taraftan sivil toplum örgütlerinden, demokratik kitle örgütlerinden, mesela Türkiye'nin batısından pek çok Türk arkadaş, farklı milliyetlerden olan arkadaşlar. Yani hayır, biz Kürt halkını, dostlarımızı, işte birlikte yol yürüdüklerimizi böylesine önemli bir süreçte yalnız bırakmayacağız, birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz diyerek yola çıktılar. Yani işte başta tabii dedim ya, İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin her tarafından oluştu bu 350 kişilik temsiliyet. Yani 350 kişi değil sadece tabii, temsiliyeti çok önemli. Yani 350 kişi, her biri bir şeyi temsil ediyor. Evet. Kendini temsil edenler var diyelim, bağımsız bir sosyalisttir. Kendini temsil ediyor, bağımsız bir feministtir. Bülent Arınç diyor ya, özgür ağırlığı yüksek. Özgür ağırlığı yüksek bir şey var. Temsiliyet var. Evet, temsiliyet var. Hakikaten de bu bir önemli. Kararlılık göze çarpıyor. Yalın Colomerk'te olacaklar son günü. Son gün. Bugün Tülay Başkan da bir açıklama yaptı yürüyüşçülerle birlikte. Yani bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ve kararlılık içeriyordu. Güzel olan yön, daha önce bir şey olmuştu biliyorsun. Tecrüte karşı bir yürüyüş olmuştu. O yürüyüşte böyle gezilen her yerde... Özgürlük yürüyüşü, evet. İşte her bölgedeki önemli şeyler, ziyaretler yapılmıştı. İşte tarihiyle ilgili, mücadeleyle ilgili, orası için özgün ve özel olan konularla ilgili ziyaretler ve açıklamalar yapılmıştı. Bunu da öyle yapmış arkadaşlarımız. Güzeldi. Örneğin
işte şeyde deniz gezmişin işte bir şey var, Hakkari'ye girişinde biliyorsun. Hı hı. Köprü var. Evet, Zap Köprüsü. Oradaydılar ve orada açıklamalar yaptılar ve denizi orada andılar. Evet, 68'leri yani, yaptı evet. Köprü. Şimdi 20 dakikamız kaldı. Evet. Yine yüzümüzü güldüren bir haberle devam ediyoruz. Elif, sana dönüyorum. Yani böyle sıradan bir haber gibiydi ama hakikaten yüzümüzü güldürdü. Ahmet Kent Konseyi 8 yıldan sonra ilk kez toplandı. Gülten Kışanak da katıldı, eş başkanlar katıldı. Evet, yani hem demokratik siyaset hem inşa süreci yeniden başladı ve devam ediyor. Sen de onun bir bilgisini ver. Sonra çünkü daha Nazan'a döneceğim. Bitmedi Nazan. Belki şu an şeyin bahsettiği, Evanur senin bahsettiği konu biraz da buydu aslında. Kayyumların atandığı yerde yani kendi eylemini yapabileceği başka alanlar üretmek. Şey önemliydi, kısaca bunu ifade edeyim, öyle geçeyim oraya. Çünkü biraz da bağlantılıdır diye düşünüyorum. Sloganı şeydi, Çölemerk yanmaya, yani Çölemerk bizimdir. O yüzden de Zap'ın sert vadisinden, sularından, köylerinden geçip oralara temas ederek aslında bu ifade ediliyor. Bu anlamda da önemli. Çünkü bir deneyim yaşandı yani daha önceki dönemde. Belki işte bu kent konseyi de 8 yıl aradan sonra ilk defa toplanıyor olmasının da böyle bir anlamı var. Kent konseyi bildiği gibi yani aslında sadece şey değildir, tüm kent birleşenlerinin içinde yer aldığı, tüm STK'ların içinde yer aldığı bir anlamda kentin en geniş demokratik yönetimidir diyebiliriz. Bir araya işte belediye başkanları, eş başkanları, ticaret odaları, barolarının katıldığı bir meclistir. Ama kayyumun atanması aslında bu alanların da kapatılması, bu alanların da işlemez duruma getirmesine yol açtı. 8 yıldır bu çalışma yürütülmüyordu. Bu 8 yıl aradan sonra 29. Ahmet'te 29. olan kongresini yaptı ve çalışmaya başladı. Bu tabii ki umut verici, yani sevindirici, neşeli alanlardan biri diyelim. Güzel bir çalışma. Serra Bucak belediye eş başkanı, onlar kent konseyin başkanlığına da seçildi. İş başkanlığına. Bu anlamda yani güzel şeyler, yeniden başlamak, yeniden yapmak. Belki Gülten Kışanak'ın dediği nerede kalmıştık değil de neresindeyiz ve ne yapmalıyız sormaya geldim diyordu. Yani bu anlamda da aslında o çalışmayı sürdürme ve ilerletmeyi de ifade eden, sadece bir yerde durmadığını da gösteren bir çalışma. Böyle bir şey var. 8 yıl aradan sonra yeniden kent konseyinin çalışmasına başlaması da önemli. Belki bu kayyumların işte orayla da bağlantılı diyeyim. Kayyumlar sadece belediyenin ya da belediye başkanlarının görevden alması ya da belediyenin çalışmaz pozisyona getirmesini ifade etmiyor. Tüm demokratik toplum kesimlerini aslında engelleyen, sınırlandıran uygulamalar. Halkın bu yönlü tepkisi de aslında bununla ilgili, yani kayyumlara karşı bu kadar yani çünkü halkın iradesini yok sayan, diğer demokratik alanları da işlemez pozisyona getiren bu uygulamalara karşı da halk daha kararlı, daha sert ve kendisine olanı sahip çıkmaya yönelik çalışmalar geliştiriyor. Biz de buradan başarılar dileyelim. Yenidir. İllerin de başına, çünkü çok önemli bir noktaya değindin sen de Elif. Kayyum sistemi zaten hani bunu da, yani yerel halkın, yerel kurumların yerel yönetimlere katkısını da engelleyen bir şey. Kent konseyinin önemi orada. Yani kent konseyi şekli bir şey değil. Kent konseyi o yerelde bulunan bütün birimlerin aslında yerel yönetime müdahalesi, katkısı, içeriğini daha sağlamlaştırması anlamına geliyor. O kentle ilgili kendi sözünü söyleyebilmesi anlamına geliyor. Bu yüzden hakikaten ben o haberi okuyunca çok heyecanlandım. O yüzden de gündeme aldım. Darısı diğer belediyelerin başına diyelim.
Ve Nazan senle devam edelim. Fikri takip olsun. Burada pek çok seçimi değerlendirdik. Özellikle Avrupa'daki seçimleri uzun uzun değerlendirdik. Geçtiğimiz hafta çok önemli iki şey vardı, seçim vardı. Bir İran'da Cumhurbaşkanı seçimi, ikincisi İngiltere'de genel seçimler. İkisi hakkında da bir bilgi ver, seçimler üzerine bilgilenmiş olalım. Efendim? İran'da Cumhurbaşkanı'nın anne tarafından Kürt olduğu söyleniyor. Hatta Twitter'da da şeyler çıktı. Biji Kürdistan dediği ama araştırdık, doğrulatamadık öyle dediğini. Reformcu diyorlar, reformcu mu? Yani sonuçta şeyi şöyle okudum ben. Arkadaşlar belki daha iyi biliyorlardır. Çünkü sonuçta Farsça bilmeyince İran'ın bütün şey yapmak, takip etmek kolay olmuyor gerçekten de. Ama bütün şeylerden, daha İngilizce yayın yapanlardan şöyle anladım ben. Zaten İran seçimlerine başkan adayı olarak girmek, belli kriterleri yerine getirmek anlamına geliyor. Ve o kriterleri yerine getirmesi, getirmediği düşünülen birçok insan seçimlerden men ediliyorlar. Daha önceden zaten bu seçimlerde de asıl muhalif diyeceğimiz, asıl reformist diyeceğimiz kişiler bu seçimlerden men edildiler. Ama Paşinyan gene de kabul edilebilir bir aday. Fakat reformist yani olmasına rağmen kabul edilebilir bir aday kategorisinde mollalar tarafından görülüyor. Gene de tabii İran'da buna rağmen yani çok fazla da insan buna umut bağlamadığı için gene çok çok az insan sandığa gitti. Şimdi tam aklımda değil yüzde kaç kadar gittiği ama oldukça... 45 efendim, değil, %45 civarı. Evet, %45 civarı oldukça düşük. Ama tabii ki gene de hani diğer adaydan daha hallice bir aday. Diğer aday böyle bir ruhani lider zaten bütün bu şeylerin mimarlarından biri olarak görülüyor. İran'daki son zamanlarda Jinjiyan Azadi eylemlerinden sonra ortaya çıkan, daha da fazlalaşan baskıların mimarlarından biri olarak görünüyor. Ondan dolayı yani hani ne olumlu ne olumsuz diyelim. İngiltere'de ise İşçi Partisi kazandı. İşçi Partisi çok büyük darbe almıştı biliyorsun. Bir antisemitizm meselesiyle Corbyn antisemitist olmakla suçlanmıştı. İşçi Partisi antisemitist olmakla suçlanmıştı. Ama şöyle gözüküyor ki bir taraftan Avrupa'da bir faşizm yükselirken bir taraftan da dünyanın böyle çeşitli yerlerinde ya faşizmde bir gerileme veyahut da işte hani emekçi güçlerin, solcu güçlere bir şans verelim duygusu oluşuyor. Bazı seçimlerde gerçekten beklenmedik şekilde, daha önceden bahsetmiştim mesela Modi'deki korkunç düşüş, yani Hindistan'da Modi'deki korkunç düşüş gibi. Bazı burada da işte İşçi Partisi yükseldi. Fakat İşçi Partisi sonuçta İngiltere'de neoliberal politikaları gayet de geçirmiş, gayet de neoliberal politikalarla barışık bir profili de olmuştu zamanında. Ama şimdi bu Corbyn'den sonra Corbyn'le farklı bir profil çizdiği söyleniyor. Ondan genel olarak aslında benim okuduğum sol yayınlarda hani böyle bir temkinli sevinç olduğunu söyleyebilirim. Yani bu kadar söyleyeyim. Çünkü gerçekten daha yeni, bir de böyle hani İngiltere için ya beklenen bir şeydi. Beklenmeyen bir durum değildi. Çünkü Konservatif Parti hakikaten çok çok bütün şeyini kaybetmişti. Ve özellikle aşırı Filistin karşıtı olması sebebiyle emekçilerin, yani Müslümanlardan oluşan İngiltere'deki veya siyahlardan oluşan emekçi kesimlerinde zaten otomatikman bir %5 ila 10 arasındakini kaybetmişti. Bakalım yani, bir de şunu bilgiyi vereyim belki hani Filiz önemli olduğunu düşünüyorum. Amerika'da işler çok karışık.
Biden'dan vazgeçilmek isteniyor. Çünkü Biden neredeyse uyuyakaldı biliyorsunuz şeyde Trump'la yapılan işte şeyde yani seçimler için yaptığı konuşmada ve bu büyük bir felaket olarak karşılandı. Ve ailesi dışında aslında çoğu Trump'ın aman pardon Biden'ın çekilmesini istiyorlar. Ve gerçekten de Amerika'da özellikle Yüksek Mahkeme'nin bu Trump'a verdiği dokunulmazlıkka benzer yani hani neredeyse bir imparatormuşçasına yaptığı ve yapacağı her şey sebebiyle dokunulmazdır kararı çok can sıkıcıydı, canı sıktı birçok kişinin ve ondan ötürü de aslında demokratikların önünde bir fırsat açıldı. Ama yani uyuyan biriyle olması mümkün değil bunun. Ondan dolayı ilginç bakalım takip ediyoruz yani. Ben tabii Biden gitsin çok istiyorum. Çünkü yani gerçek yeminli bir Filistin düşmanı. Ama bakalım. Evet, ağzına sağlık. Şimdi tabii güneyde çok önemli gelişmeler var. Bugün ele alacaktık. Hatta bugün bir rapor da yayınlandı Güney Kürdistan'da. Kaç köyün boşaldığına dair çağrılar var. Iraklı sivil toplum örgütleri, demokratik örgütleri, temsilcileri imza topluyor, savaşa itiraz ediyorlar. Yangınlarla ilgili çok sayıda yer yandı, onlarla ilgili bilgiler var. Kecege'den çağrılar var. Onu önümüzdeki hafta çok detaylı ele almaya çalışacağız. Çünkü hakikaten önemli bir süreç. O yüzden izleyicilerimiz kusurumuza bakmasınlar. Bugünkü rapor da çok önemliydi. Kaç köyün boşaltıldığına dair az önce ajanslara düştü. Önümüzdeki hafta detaylı bir Güney Kürdistan meselesini ele almaya çalışacağız. Affedin diyorum çünkü gündem hakikaten çok yoğundu. Önümüzdeki hafta daha iyi hazırlanırız deyip olmazsa olmazıma geçiyorum. Sayın Öcalan'la ilgili yeni bir karar var. Avrupa Konseyi'nde Eylül'de görüşülecek, gündeme alınacak bilgisi düştü ajanslara. Bir de tabii çok görkemli bir konser oldu gene onun adına yapılan. Yani tabii hem tecride karşı hem Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne karşı mücadele direniş sürüyor. İşte 10 Ekim 2023'te başlatılan bir kampanya evet. Var. İzleyicilerimiz zaten biliyorlar. Abdullah Öcalan'a özgürlük, kampanyası. Kürt sorununa siyasi çözüm kampanyası. O kampanya çerçevesinde hemen hemen her ülkede çeşitli eylem ve etkinlikler var. Yani izleyebildiğim kadarıyla söylemekte fayda var. Yani bu söyleyeceğim şey hani bir böyle moral bozukluğu yaratmamalı tabii. Biraz bizim için itici bir faktör olmalı o anlamda söylüyorum. Yani bu şeyin Öcalan'a özgürlük, Kürt sorununa çözüm kampanyası ya da hamle sürecinin ikinci aşamasının biraz zayıf geçtiğini ben görüyorum, gözlemliyorum. O nedenle biraz daha iyi planlamalar çıkartmak, evet konuyu devamlı, kesintisiz gündemde tutmak gerekir. O anlamda İtalya'da yapılan tabii ki etkinlik çok önemli. Geçmiş yıllarda da yapılmıştı biliyorsunuz. İtalya'da çok ciddi Öcalan dostları var. Evet yani Sayın Öcalan'ın demokratik konfederizm tezini herhalde en fazla benimseyenler İtalyan demokratları, sosyalistleri, devrimcileri oldu. Sen de tanışmıştın. İtalya'da evet ben de tanışmıştım bir kısmıyla. Üniversitelerde demokratik konfederalizm bir ders olarak okutuluyor. Şöyle. Dolayısıyla bu şey gruplar bir araya geliyorlar ve hani Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne yönelik ve artık tabii ki 41. aya giren bu mutlak tecrit durumuyla ilgili eylem etkinlikler yapıyorlar. Tabii şey de bu şölen ya da konser de farklı bir format. Yani konser aracılığıyla da bir şeyler insanlara sen anlatabiliyorsun. Çünkü her şeyin bir her etkinliğin bir kitlesi var. İşte kimisi panele gelir, kimisi konferansa gelir, kimisi yürüyüşe daha gelir. Uzun süreli nasıl mesela Hakkari yürüyüşü şimdi hakikaten 8. gün yarın bitecek uzun bir yürüyüş.
meşakkatli bir yürüyüş. Annelerin ayakları şey yapmış yürüyüşün, 3-4. Kez şişmiş. Ayakları patlamış yani şişen yerler. Ama ona rağmen sonuna kadar yürüyeceğiz ve biz hakkımızı alacağız, kazanacağız diyorlar. Tabii ki bu da bir eylem biçimi. Konseyde de görüşecek. Evet. Yani Eylül ayında Avrupa Konseyi toplanıyor tabii ki. Hem başkanın gündeme durumu. Gündeme alınmış. Evet evet gündeme alındı bu tecrit durumu. Ve Türkiye biliyorsunuz 2022 yılında bir karar almıştı. Umut hakkıyla ilgili. Hı-hı. O tekrar gündeme alınacak. Onlar tartışılacak. Aynı zamanda eski eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş ve İş insanı Osman Kavala'nın durumu da bu kapsamda ele alınacak Avrupa Konseyi'nde. Tabii Avrupa Konseyi bazı ülkelere yaptırım uyguluyor biliyorsun Filiz. Henüz daha Türkiye'ye bu Avrupa Konseyi üyesi olmasına rağmen alınan kararları yerine getirmediği için basit de olsa yaptırımlar uygulanmadı. Sanırım bu Eylül ayında yaptırım uygulamayla ilgili bir karar çıkacak. O şekilde Türkiye zorlanmaya çalışılacak. Yani bu iktidar zorlanmaya çalışılacak. Tabii ki bizlerin de o konseyin açık olduğu günler orada olmamız gerekir. Yani en güçlü kararın oradan çıkması için eylem ve etkinliklerimizi Strasbourg'da sürdürmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet. Evet, bir programın sonuna geldik. Nursel Aydoğan'la stüdyodaydık. Nazan Üstündağ ve Elif Kaya da bizimle birlikte oldular. Kayseri'den başlayan, Almanya'da Avrupa Kupası maçlarına devam eden milliyetçiliği, ırkçılığı ve cinsiyetçilikle bağını değerlendirdik. Başka mecralara da gittik. Tabii ki iradeye saygı yürüyüşünü ele aldık. Ve olmazsa olmazımız Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın durumuyla ilgili ve onunla ilgili süren etkinliklerle ilgili bilgilendirmemizi yapıp programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte canlı yayında buluşmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın.